Kanal Siyasal'dan Bomba Kulis, Gölge Başkanlar İttifakı'nı billboardlar ele veriyor. Yerel seçime günler kala kimsenin beklemediği gizli saklı bir ittifak kulislerde konuşuluyor. Her geçen gün kulis bilgisi somut delillerle baş veriyor. Ve artık bu saklı ittifakın en belirgin tarafı da gözler önünde. Kulis bilgisinin bir tarafında Yeniden Refah Partisi dururken diğer tarafında ise CHP var. Yeniden Refah Partisi'nde kazan kaynıyor. Partide her ne kadar Fatih Erbakan gözükse de iplerin damadı Mehmet Altınöz'ün elinde olduğu söyleniyor. Aynı CHP'deki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ilişkisi gibi. Son dönemde Yeniden Refah Partisi'nde Fatih Erbakan'dan daha çok Erbakan'ın kız kardeşinin eşi yani damadı olan ve partinin İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz'ün sözü geçiyor. Bu iki gölge başkan Mehmet Altınöz ve Ekrem İmamoğlu seçime el ele kol kola giriyor. Öyle ki seçime günler kala İstanbul'da boş kalan bir billboard yok nitekim olsa da bu yarışta hemen ya AK Parti ya da CHP orayı kapatıyor. Kafa kafaya giden bir yarışta doğal olarak herkes kendini düşünüyor. İmamoğlu ve Altınöz işbirliği de işte burada somut bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. İBB'ye ait olan bir takım billboardlara bir anda Mehmet Altınöz'ün posterleri asılmaya başlanıyor. Hatta ve hatta bu posterleri asan ekip de birebir İBB'nin kendi ekipleri. Bu bilginin yanı sıra Mehmet Altınöz'ün parti adına 25 milyon dolar aldığı kulislerde uzun süredir iddia ediliyordu. Umarız bu iddialar doğru değildir. Fakat bu gölge başkanlar ittifaki kapsamında billboardlar bile paylaşılıyorsa, bu kulis dedikodusu da dedikoduyu aşıp teyide muhtaç bir hale gelir. Ekrem İmamoğlu'nun Yeniden Refah adayı Damat Altınöz ile yaptığı bu siyasal strateji anlaşması, kendi başkanlık koltuğunu ve siyasi geleceğini koruması açısından doğru bir hareket. Ancak bu gölge başkanlar ittifakını Yeniden Refah Partisi'nin tabanı ne derece kabul eder? Bir kısım AK Parti küskünleri geçtiğimiz genel seçimde Saadet, Gelecek ve Deva'ya destek vermişlerdi. Bu seçmen kitlesi bu seçimde üç küçük partiye verdikleri desteği bırakıp umutlarını Yeniden Refah Partisi'ne bağlamış gözüküyor. Bu sebeple gölge başkanlar ittifakı hiç açıklanmayıp gölgede çalışmaya da devam edebilir.